Ermenistan milislerinin çekilmesiyle tırmanan gerilimi Rus birliklerinin bölgeye konuşlandırması da yatıştırmadı. Bugün bölgeye giden Paşinyan'ın geçmemesi için yollar kapatıldı. Ermenistan Başbakanı helikopterle Sinek'e ulaşabildi. İnsansız hava aracından alınan görüntü ise ormanın içindeki sürprizi gösterdi. Dağlık Karabağ Savaşı'ndan neredeyse 70 gün sonra gerçekleşen sınır değişikliğinin yol açtığı sarsıntı bu sabah Ermenistan'ı bir kez daha dünyaya rezil etti. Ermenistan milisleri güneydeki Kafan'a bağlı 13 köy ve yaradan geçen hafta çekildi. Öfkeden dile dönen göstericiler yolları kapattı. Dağlık Karabağ'daki çatışma hatları ve Laçin koridoruna yerleşen Rus barış gücü askerlerin yeni görev yeri Kafan, Davitbek ve Görüş arasındaki yol oldu. Rus Sputnik yayın organı protestolar sürerken Kafan çevresindeki yeni sınır hattını kazan kepçelerin görüntüsünü ekrana getirdi. RIA Novosti, Rus sınırının muhafazlarının Sinik bölgesindeki karayolun sorunlu bölgelerinde güvenliği sağlayacağını bildiriyor. Rusların yanı sıra Ermeni ve Azerbaycan askerleri de temas hattının her iki tarafında yer alacak. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Görüs-Kafan yolunun sorunlu bölgelerden geçen 21 kilometrelik bölümüne Rus birliklerinin konuşlandıracağını duyurdu. 10 Kasım anlaşmasına göre sınırın resmen değişmesiyle Azerbaycan askerlerinin Sinik bölgesinde yer alan Kafan'daki havalimanının 300 metre kadar yaklaştığı görüldü. Ermenistan medya kuruluşlarının insansız hava aracı kullanarak aldıkları görüntüde hafta sonu Azerbaycan askerlerin havalimanına bakan tepeden etrafı izlediği kayda geçti. Sinik bölgesinde hafta sonu gerilim bir an bile dinmezken 3 günlük yaz ilan Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan ilk kez halkın arasına çıktı. Ermenistan Başbakanı yanında bakanları ve binlerce kişiden oluşan destekçileri hezimetle biten 44 günlük savaşta ölen askerlerin gömüldüğü anıta yürüdü. Haftalardır istifa baskılarına direnen Paşinyan'ın korumaları ise yürüyüş sırasında silahlarını şemsiyelerin içine sakladı. Kalabalığa seslenen Ermenistan lideri Paşinyan 40 gün önce hizmetle sona eren savaşın ayrıntılı bir analize ihtiyaç olduğunu söyledi. Paşinyan'a göre yıllar içinde yapılan hatalar sonucunda ülke ciddi zorluklara karşılaştı. Yreplur anıtında sona eren yürüyüşte Ermenistan Başbakanı ölen askerlerin mezarlarına çiçek bıraktı. Bu sırada anıttaki muhaliflerle Paşinyan destekçileri arasında gerginlik çıktı. Paşinyan'ın istifasını isteyen 17 muhalefet partisi ise başkent Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nı doldurup bir kez daha gösteri düzenledi. Ermenistan Başbakanı bugün ise sabah erken saatlerde Sinik bölgesine gitmek üzere yola çıktı ancak kendisini bir sürpriz bekliyordu. Sinik'e giden ana yol sabah 6'dan itibaren bölgede yaşayanlar tarafından araçlarla kapatıldı. Trafikte bir kaos oluştu. Yerel medya, yolu açmaya deneyen polislerle öfkeli göstericiler arasındaki kavga ve yumruklaşmayı ekranlara getirdi. Ermenistan medyası, Paşinyan'ın yoldaki barikatı helikopter kullanarak aştığını ve Sinik sakinleriyle bir araya geldiğini aktarıyor. Paşinyan'ın bölgeyi ziyaret etmesini isteyen Görüş Belediye Başkanı Aruz Arusyan ise polis tarafından gözaltına alındı.